Meslekleri Tanıyalım programının birinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta maliye bölümüyle ilgili konuşacağız. Maliye çok köklü bir geçmişe sahip. Ayrıca insanların ilk var olduğu andan itibaren bir şekilde maliye ile birlikte belli etkileşimlerde bulunmuşlardır. Dilerseniz yavaş yavaş sorularımızla programa başlayalım. Merhaba Melike, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Beni kırmayıp geldiğin için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dilersen ufaktan sorularımıza başlayalım. Evet. En başından beri okumak istediğin bölümde misin, yoksa belirli sebeplerden dolayı mı bu bölümde okuyorsun? En başta üniversite sınavına girerken biliyorsun alan seçiyoruz. Sözel misiniz, eşitel misiniz, sayısal mısınız? Ben TM'ciydim en baştan beri ve TM'den ve ilgi alanlarıma göre bölümü karar vermiş oldum. Biraz ekonomi, biraz hukuk, biraz siyasete ilgim var aslında. Bunları da okuyabileceğiniz fakülteleri daralttığınızda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine tekabül ediyor. Ve burada okuyabileceğiniz bölümler iktisat, işletme, maliye, ekonometri, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri. Yani ekonomiyle bir ilgim vardı ve buna yönelmek istedim. Bu yüzden bu bölüme karar verdim diyebilirim. Peki diğer İktisadi Bilimler Fakültesindeki bölümlerden maliyenin farkı neydi? Şöyle söyleyebilirim. İİBF fakülteleri, yani İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümleri, az önce saydığım gibi iktisat, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve maliye, ekonometri de var. Bu bölümler arasında aslında maliyenin ne farkı var diyeceksin. Tercihlerimde maliyeyi daha öne yazmıştım. Şöyle söyleyebilirim. Biliyorsun ülkenin yarısı zaten iktisat ve işletme mezunu. Ve maliye sadece devlet üniversitelerinde olan bir bölüm. Yani çok az özel üniversitelerde var bu bölüm Türkiye'de. Ve dedim ki daha az mezun olan bir alanı seçmeliyim. Daha az mezunu veren bir bölümü seçmeliyim. Açıkçası hepsi zaten temel olarak aynıdır bu bölümlerin. Fakat daha farklı bir alana yönelmeliyim dedim. Yani herkesin okuduğu bir bölüm değil de daha az mezun veren bir bölümü okumuş olayım dedim. Ve açıkçası ilgi alanlarıma göre de bu bölüme yönelmiş oldum. Burada bahsettiğin ilgi alanları da benim çok dikkatimi çekti. Buna evet. Değinmek istiyorum ben de. Yani ilgi alanları bence de çok önemli. Bir kişinin hayatını etkileyen kararlar alırken kendini çok iyi tanıması gerektiğini düşünüyorum. Yani eğer bir birey matematik yapamıyorsa ama yani sözelciyse veya işte sanatla ilgiliyse, atıyorum eşit ağırlıkçıysa, matematik ağırlıklı bir bölüm kesinlikle seçmemeli ya da tam tersi. Eğer sanatla ilgiliyse sanata yönelmeli. Çünkü dediğim gibi insan eğer kendini bu yaşlarda tanıyamamış oluyorsa ileride gerçekten okuduğu bölümle alakalı, mesleğiyle alakalı çok büyük sıkıntılar yaşayabiliyor. Bu yüzden burada senin dediğin ilgi alanları kısmına kesinlikle katılıyorum. İnsanın kendini tanıyarak mutlaka ve mutlaka istediği bölümü okuması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Peki bu bölüme girerken beklentilerin nelerdi? Açıkçası ekonomiye, hukuka ve siyasete oldukça fazla ilgim vardı en baştan beri. Ve ekonomiyle ilgili böyle daha çok akademik bir şekilde bakmak istedim olaya. Yani hepimiz tabii ki biliyoruz bir şeyler. Yani enflasyondur, işsizliktir, işte asgari ücret, faizler ne olmuş, ne bitmiş, Merkez Bankası para arzını mı arttırmış, ne yapmış. Bunların hepsini biliyoruz ama bunlara daha farklı açıdan bakmak, daha temel olarak bakmak, ekonomi bilimini bilmek aslında... bunları yorumlayabilmek çok önemli. Çünkü önünüze birçok şey geliyor, yani veri geliyor, grafik geliyor, istatistik geliyor. Borsa alanında da böyle dolar ne olmuş, euro ne olmuş. Bunlara farklı açılardan bakmak istedim açıkçası. Aldığım eğitimle de bunu görüyorum zaten. Yani beklentim bu yöndeydi. Ekonomiye farklı açılardan bakmak istedim yani. Daha temel olarak bakmak çok önemli. Yani beklentilerin karşılandı aslında. Evet, karşılandı. Beklenti değil de beni şaşırtan bir alan olarak şunu söyleyebilirim. Maliye çok fazla hukuk odaklı bir bölüm. Yani bu kadar hukuku içine alan bir bölüm olduğunu tahmin etmiyordum. Bu da beni şaşırttı. Yani diğer İİBF fakültesi bölümlerine göre, iktisat, işletme, ekonometri, bu bölümlere göre hukuk bizim bölüm için daha önemli. Bu da beklenti demeyelim de beni şaşırttı. Yani bölümün içine girince bunun böyle olduğunu görmüş oldum. Hayal kırıklığı yaşadığın bir durum oldu mu peki bölüme girdikten sonra? Hayal kırıklığı şöyle söyleyebilirim. Zorluk kolaylık açısından hayal kırıklığına uğradım. Yani daha kolay bir bölüm olabileceğini düşündüm ama gerçekten çok zor olduğunu gördüm içine girince. Bu beni şaşırttı. Yani
Oldukça zor bir alan. Çünkü hem sayısalınızın iyi olması lazım. Evet, bir TM bölümü ama hukuk iyi bir maliyeci olabilmeniz için hukuku çok iyi bilmeniz lazım. Hukuk da biliyorsunuz özel gerektiren bir alan. İktisat bilebilmeniz için bir sayısal ağırlıklı olmanız lazım. Yani bu ikisini birlikte yapabilmek zor. Alınan dersler de bu şekilde. Hem sayısal ağırlıklı hem sözel ağırlıklı olduğu için. Bu açıdan beni hayal kırıklığına uğrattı diyebilirim. Seni en çok zorlayan ders hangisi peki? Beni en çok zorlayan ders iktisada giriş dersi aldıktan sonra ikiye ayrılıyor iktisat. Makro iktisat ve mikro iktisat olmak üzere. Makro iktisat alanı çok zor alan olarak. Yani daha olaylara geniş ve genel bakmış oluyorsunuz. Aynı zamanda muhasebe alanı da çok zor. Yani muhasebenin farklı bir mantığı var. Hesap kitap işi biliyorsun. Herkesin yani zorlandığı bir alan aslında. Değişik bir mantığı var. Bu mantığı oturttuğunuzda ileriye götürüyor. Makro iktisat, muhasebe, tabii ki bazı ben sayısal ağırlıklı yerlerde galiba zorlanıyorum. Öyle söyleyebilirim. Ya burada senin konuşmanda dikkatimi çeken şey benim ders çeşitliliği oldu. Anladığım kadarıyla çok fazla dersin var. Ve bu ders çeşitliliği senin için bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı? Şöyle söyleyebilirim. Maliye bölümünün şöyle bir özelliği var. Diğer İİBF fakültesi bölümlerinden oldukça fazla ders alan bir bölüm. Yani İİBF fakültesi bölümlerinden daha kapsamlı bir bölüm diyebilirim. Çünkü biraz iktisattan ders alıyoruz, biraz işletmeden, biraz ekonometriden. Yani her bölüm hakkında farklı bir bilgin oluyor. Yani en çok aslında ders alan bölüm diyebilirim bu fakültedeki bölümler arasında. Aynı zamanda oldukça fazla hukuk da önemlidir. Hukuk dersleri de çok önemli yani. Çünkü biliyorsun hak hukuk adaleti bilmeniz gerekiyor. Oldukça fazla ders çeşitliliği var. Avantaj mı dezavantaj mı dedin. Şöyle söyleyebilirim. Aslında bu bir avantaj. Çünkü bu aldığınız ders çeşitliliğini ileride kafanızı kullanabilirseniz çok ileriye götürebilirsiniz. Yani aldığınız işletme eğitimiyle biliyorsunuz işletme genelde özel sektöre yönelik bir bölümdü. İleriye götürebilirsiniz bunu. İktisat biliyorsun daha çok mesela bankacılık sektörüne yönelik bir bölümdür. Bu alanda da bir maliyeci ders aldığında bankacılık alanında da kendini geliştirebilir. Yani çalışabildiğiniz meslek alanları aslında genişlemiş oluyor. Çok fazla farklı alanlardan ders aldığınız zaman. Bu bir avantaj, bu çok büyük bir avantaj ama aynı zamanda dezavantaj da oluşturabilir. Yani kafanızın karışması ve hangi alana daha çok yöneleceksiniz bunu karar vermek dezavantajı değiştirebilir olayı. Aslında nereden baktığınıza bağlı. Evet, aslında nereden bakarsan bak çok avantajlı olduğunuzu düşünüyorum. Kendi adıma konuşmam gerekirse. Evet. Çünkü birçok alanda ders gördüğünüz için aslında bir hukukçu da olabilirsin istersen. Ekonometri de devam edebilirsin. Borsacı olabilirsin, bankacı olabilirsin. Siyasetten bahsettin, bir devlet kademesinde çalışabilirsin. Yani bunu kullanmak tamamen aslında maliyecinin elinde olan bir şey. Evet, yani kendinizi ne alanda geliştirmek istiyorsunuz? Bu çok önemli. Hukuk ağırlıklı da şunu söyleyebilirim mesela. Dedim ya en baştan beri söylüyorum belki çok böyle tekrarladım ama olsun, hukukla ilgili. İdari yargı hakimliği var biliyorsun. Çok fuzuli bir rakam vereceğim ama 100 kişi alıyorsa yıllık 70 kişiyi hukuk fakültesi bitiren öğrencilerden alıyor. 30 kişisini maliye bölümünden alıyor. Diğer iktisadi ve idari bölümleri fakültesindeki bölümlerin hiçbirinde bu avantaj yok. Yani tabii ki belli sınava giriyorsunuz ama hukuk alanında da kendinizi geliştirmek çok önemli. Yani bir hukukçunun gelebileceği yerlere gelebilirsiniz. Tabii ki zor. Ama bizim aramızda şey vardır öğrenciler arasında. Ya bir bıraksanız aslında yarı avukat olacak kadar hukuk biliyorum deriz. Önemlidir yani hukuk alanı. Tabii ki her bölüm için önemli. Bölüme girerken mutlaka bir araştırma yapmışsındır, belli tavsiyeler almışsındır. Bu araştırmalar ve tavsiyeler sonucunda seni bölüme çeken en önemli etken neydi? Evet, aslında birinci soruda daha çok cevabını verdiğim gibi. Yani ilgi alanları, ekonomi, siyaset, hukuk dedim. Toplum dedim. Ama bunun dışında şöyle de bir şey var. Maliye daha çok kamu odaklı bir bölüm ama okuduğunuz üniversiteye aldığınız eğitime göre bu özel sektöre odaklı da bir bölüm. Yani hem kamuda çalışma alanı bulabilirsiniz hem özel sektörde alan bulabilirsiniz. Bu açıdan beni daha çok çeken sebebi bu oldu. Peki sana şöyle çok net bir soru sormam gerekirse kamu mu özel sektör mü?
Evet, aslında hepimizin önünde bir seçenek var. Kamu mu özel mi? Hepimiz için geçerli bu. Ama kamu alanında daha elverişli bir bölüm. Biliyorsun İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ni okuyan öğrenciler hayatının bir yerinde bir devleti denesem mi diyecekler. Yani bir kamuya girme şansım olur mu diyecekler ve KPSS'ye girecekler. KPSS'ye girdiğinizde maliye bu bölümler arasında en avantajlı bölüm diyebilirim size aslında. Tabii ki özel sektör alanında da kendinizi geliştirebilirsiniz. Yani iki alanda da şansınız var. Kamuda çalışmak istiyorsan peki çalışma alanları nereler olabilir daha çok? Çalışma alanları şöyle olabilir. Biliyorsun Maliye Bakanlığı'nda çalışabiliriz. Sayıştay, Kaymakam, Vali, Sayıştay denetçisi. Daha sonrasında idari yargı hakimliğini söyledim. Gelir uzmanlığı, vergi müfettişliği, hesap uzmanı. Yani bunun gibi sayamadığım ve aslında hepsine hakim olmak mümkün değil. Birçok alan var kamuda çalışılabilecek. Kamu da bence en önemli engel. Ben bunu bütün bölümler için, özellikle devlette çalışabilecek bütün bölümler için Evet. söylüyorum. KPSS. Evet. Yani bu büyük bir sıkıntı tabii ki de o alanda kamuya yönelmek isteyen insanlar için ve sizin bölümde de sanırım sıkıntı yaratıyor. Evet, yaratıyor. Devlete atanmak zor. Ve Sayıştay olacaksanız örnek vereyim. Kaymakam biliyorsunuz zaten Türkiye'nin dört bir yanına atanma durumunuzda dağılıyorsunuz. Sayıştay'da Ankara'da yaşamak zorundasınız. Bu da zor bir alan. Yani kamuda çalışmak istiyorsanız. KPSS zaten zor bir sınav. Atanmak da çok sıkıntı. Yani kamu şansı tabii ki var herkesin ama yaptığınız puana göre değişiyor bu. Yani iyi bir yere gelmek istiyorsanız, iyi bir makama gelmek istiyorsanız onun puanı çok zor. Ve sadece KPSS ile iş bitmeyen mülakatlara da girmek zorundasınız. Vergi müfettişliği ve kaymakamlık mülakatlarla alıyor. Özel sektör için ne diyebilirsin peki? Nerelerde çalışma imkanı bulabilirsin özel sektörde? Evet, oldu ki atanamadınız veya istediğiniz alana gelemediniz. Özel sektörde de bir maliyeci muhasebe alanında çalışabilir. Yani mali müşavir olabilirsiniz, serbest mali müşavir olabilirsiniz veya özel şirketlerde özel şirketlerin muhasebe finans departmanında yer alabilirsiniz. İnsan kaynakları alanında yer alabilirsiniz. Çünkü belli bir ticari altyapı, belli bir iktisat yapısını biliyorsunuz. Bu şekilde özel şirketlerde yer bulabilirsiniz. Tabii özel sektör için şu çok önemli biliyorsun, yabancı dil. Ve biliyorsunuz sadece İngilizce'nin dışında başka dil de arıyor aslında şirketler haklı olarak. Ya İngilizce artık aslında Evet. yani sorulmuyor bile. Bildiğin kabul ediliyorsun Evet, İngilizce'de. evet, evet, Diğer evet. dilleri de öğrenmek zorunda oluyorsun bu sefer. Tabii Dil o canım. yüzden çok önemli, katılıyorum. Çok önemli. Aynı zamanda bilişim alanında, bilgisayar alanında da kendini geliştirmek çok Artık her şey önemli. dijital. Her şey dijital. Bunun dışında insan kaynakları, sosyal ilişkiler de çok önemli. Yani siz mülakat da alıyorlar sizi. Dil önemli özel sektörde. Daha çok yabancı dil işin içine giriyor. Yani farklı alanlarda sadece maliye mezunu olmak değil de kendinize böyle donanımlı olmanız gerekiyor gerçekten. Bir de bu bizim konuşmalarımız içerisinde benim en çok dikkatimi çeken şey şu oldu. Toplumdan bahsettin, toplumu bilmek gerektiğinden. Bu konuda sana Evet. katılıyorum ki bence Türkiye'de yani Amerika'da, Almanya'da nerede okuduğunuz önemli değil. Hangi toplumda okuyorsanız, bunu yaşıyorsanız ve hangi toplumun bir ferdiyseniz toplumu çok iyi bilmeniz gerekiyor kesinlikle. Türkiye için de bu durum geçerli ve bence Türkiye'de okuyan öğrencilerin birçoğu için geçerli. Hangi bölüm okuduğun aslında çok fark etmiyor. Yani toplumu tanımalısın, toplumunu bilmelisin. Atıyorum kendi bölümümüzden örnek vermem gerekirse bizim de toplumu bilmemiz ve tanımamız gerekiyor. Toplumla devleti bağdaştırmamız gerekiyor. Burada aslında maliyeyi biraz da gazetecilik bölümüyle benzetebiliyorum. Yani benzetiyorum. Çünkü bizim de toplumla devlet arasında bir köprü oluşturmamız gerekiyor. Sizin de o kontrolü sağlayabiliyor olmanız gerekiyor. Burada Evet. benzeştirdiğim bir durum da söz konusu. Evet katılıyorum. Kesinlikle öyle. Toplum için yani her bölüm toplum için önemli ama bir maliyeci için de çok önemli, bir gazeteci için de çok önemli. Farklı açılardan önemli. Maliye şu aslında benim için devletle toplum arasındaki maliye olayları ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Yani biraz ekonomi, biraz siyaset, Hukuk. biraz hukuk diyebilirim açıkçası. Bunların hepsine birlikte ilgi duyanların seçebileceği bir alan. Devlet ve toplum çok önemli biliyorsun. İktisat alanı da var, hukuk alanı da var. Bunları söyleyebilirim yani. Bir de şu var tabii iyi bir üniversite oldukça önemli, her bölüm için önemli. Eminim maliye bölümü için de oldukça önemlidir.
Evet, biliyorsun yani sadece bölümle olmuyor iş, iyi bir üniversitede de okumanız lazım. Maliye bölümü daha çok devlet üniversitelerinde var, yani özel üniversitelerde olmayan bir bölüm. Tabii okuduğunuz üniversitenin ismi olması çok önemli. Referans döneminizde kamuya veya özel sektöre gireceksiniz, bu çok önemli. Devlet üniversitelerinde zaten, köklü devlet üniversitelerinde okumak çok önemli. Üniversite biliyorsun, yani sadece bölümle iş bitmiyor. Peki Türkiye'de en iyi maliye bölümünü okuyabileceğin üniversiteler hangileri genelde? Şöyle söyleyebilirim, Ankara'da daha çok var. Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi bu şekilde yani geliyor. Beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim öncelikle. Ve programımızı burada sonlandırabiliriz. Haftaya görüşmek üzere.